Merhaba herkese. Velvet Company'nin ekstra bölümlerinin yenisine hoş geldiniz. Şimdi Thorgrim bize bir ordu göndermişti. Şöyle bir bakayım. Goblin yontucuları var. Okey. Birazcık şeyi var. Katilleri var. Münakaşacı, demir ejderlere çok dikkat etmem lazım. Çekiççiler, uzun sakallar, Thorgrim'in kendisi bir tane de rün ustası. Yani bayağı iyi bir ordu sayısı. Şimdi buna ben bir anti cüce ordusu yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Zırh delicileri falan toplayarak ama garnizonumda olmasına rağmen çok da güvenemedim kendime Thorgrim sonuçta. Ayrıca elimde büyü de yok. Ölü kaldırma dışında. Necromancer'ı katamadık orduya maalesef. Şu orduyu desteğe getirebilirim belki diyecektim. Yok, gelmez herhalde. Zaten bu orduya burada ihtiyacım olabilir. Şuradan da bir Drake ordusu geliyor. Neyse, başa gelen çekilir diyerekten bu savaşı vereceğiz. Kaybedersek kaybederiz. Bakalım. Şu araziye bir göz atmam iyi olur. Dümdüz bir arazi gibi yükseltiler var. Bakayım. Uçan birimlerimi iyi kullanmam lazım. Onun uçan birimi yok değil mi? Yok ama topları var. Okçuları var. Benim bir yarasam. Bir Vargeist'ın bir tane de dehşet ruhum var. Bu savaş beni endişelendirmiyor değil. O münakaşacıları nasıl durdururuz ama şeyleri, demir ejderleri. 3 tane var. Bir tane top, bir tane mancınık. Goblin yontucular. Okey. Sıkıntı olacak. Ah ya ulan bir tane uçan Willord'um olsaydı her şey çok kolay olurdu ama yok maalesef. Deneyeceğiz. Benim de çok bir tecrübem yok özellikle Goblin yontuculara falan savaşmak konusunda. Tam olarak nasıl ateş ediyorlar, havaya karşı ne kadar etkililer falan bilmiyorum. Piyadelerini keseriz sorun değil. Mortis motorumuz var. Piyade olmayanlarda sıkıntı var. Okey. Köşeye kamp kurmak mantıksız. Olabildiğince geniş yayılıp çevrelerinden dolaşmam iyi olur. Aynen öyle yapayım. Bunları düzenleyeyim öncelikle. Uçan birimler en sona gelsin. Süvariler onların yanına gelsin. Sen de süvaricik sayılırsın bir nevi. Hasarcı piyadeler şuraya gelsin. Diğerleri tutmaktan sorumlu, hasar vermekten bunlar sorumlu genel olarak. Okey. Biraz geriye konuşalım. Şöyle bir genişlik yeterlidir herhalde. Sizin ikiniz bir tarafa geçin. Üçünüz bir tarafa geçin. Saklanabileceğim ağaçlık var mı herhangi bir? Yok. Yok. Tamam. Mortis motoru sen kendine çok dikkat et öncelikle. Bir arkada tutayım da yanlışlıkla topların falan şeyinde olmasın, menzilinde olmasın. Siz şöyle bir yayılın bakalım ne olacak. Sen de şurada bir yerde dur. Yoruldum şöyle gelsin. Okay. Uçan birimler. Bize bir kontrol 3 diyeyim. Geri kalan kontrol 1 diyeyim. Yani yapabileceğim bir diğer şey. Bunların öncü mevzilenmesi var. Şuraya koyabilirim. Direkt tepelerini bilmeye çalışabilirim. Bunları kaybederim ama korktuğum birimleri de temizlemiş olurum aslında değil mi? Ön
saflarındaki piyadeler arkaya ulaşamadan önce benim birimlerim bunlara ulaşır herhalde. Okey, riskli bir taktik ama sanki denenmeye değer gibi. Demir ejderleri burada. Diğeri burada. Bugün yontucuları bir temizlesek öyle güzel olur ki. Tamam, deneyeceğim bunu. Hatta köpek de gelsin. Bu ikisi. Evet ya. Yani bunları bir şekilde temizlersem, bütün bunları kaybetsem bile piyadelerimle ve mortis motorumla diğerlerini alırım diye düşünüyorum. Elbette Torgrim falan çok büyük tehdit ama önemli olan şu goblin yolcuculardan bilmem nelerden kurtulmak. Yenil abi. Hardcore gireceğiz. Öncelikle bunları bir ayrı bir gruplayayım. Şimdi ip direkt basacağım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Yürüyün. Sonra herkese ayrı ayrı emir vereceğim. Doğru hedeflere gitsinler diye. Köpekler siz de buraya gelin. Buraya dal. Ah, piyadeler tahmin ettiğimden daha iyi çıktı. Tamam, dur. Herkes şuna girsin. Evet, o plan işe yaramadı. Uçanlar. Siz ikiniz demin... Yok, vazgeçtim, ona da girmeyin. Çok biz patladı bir plan ya. Gelin abi, gelin. Çok arada kaldık. Erittiler. Tahmin ettiğimden çok daha hızlı tepki verdiler. Onların piyadeleri oraya ulaşamadan önce ben onlara ulaşırım diye varsaymıştım. Hiç öyle olmadı. Okey, bu savaş patlar büyük ihtimalle. Kaçın abi, hadi. Sen kimsin? Köpekler arada kalmış. Ya sen de bu tarafa, Hadi ne yapıyorsunuz orada? Okey, ölmemeyi başardık en azından şimdilik. Şöyle şimdi menzilinden çıkmaya çalışın. Arkasından şöyle köşeye doğru, ana orduma doğru gelin. Dur, bunu mu hedefliyorlar? Tamam, madem bunu hedefliyorsunuz, öyle olsun. Eski günlerdeki gibi biraz nostalji yapalım, birazcık boş harcayalım bunların mühimmatını. Hadi durun durduğunuz yerde. İşler yapıyorsunuz ya. Heh, şunu yapmanızı istiyorum tam olarak. Ah, uçan bir büyücüm olsaydı var ya. Of, fena harcadılar. Kaç. Sadece topun mühimmatını harcasam bile yetecek şu an ama. Yerinde durmuyor ki, saçma sapan dizimler yapmaya çalışıyor. Yenil abi şöyle geri. Kendileri de bilmiyorlar. Onları bir tetiklemem gerekebilir. Onları gidip bir tetiklemeye çalışayım diyeceğim de nasıl yapacağım onu? Yani nefes vermek isterim de bir nefes vermeye kalkarsam direkt tararlar. Yine de böyle saçma sapan dizilimler yapmaya çalışırlarken belki başarabilirim bir üfürüğü. Ne ol, dikkatli ol. Okey.
Ama onun sonrasında of nasıl yavaşlattı var ya. Rune ustası yavaşlattı galiba beni. Yavaşlık bir geçsin. 26 saniye sonra. Maşallah iyi yavaşlatıyormuş. Saniyesi kaldı. Şimdi bir tekrar deneyebiliriz. Tek bir saldırı yeterli olur herhalde tetiklemek için. O saldırıyı yaparken menzili saldırı yiyeceğim galiba. Tamam, güzel. Tetiklendiler mi? Üzerime gelmeleri lazım. Ben onların üzerine gitmek istemiyorum. Ha, dur, şu an top beni hedefliyor. Tamam, bu şekilde mühimmatını harcayabilirim galiba derken yine saçma sapan bir şey yaptılar. Ha, bu şekilde harcarım ben bu topun mühimmatını. Eski güzel Warhammer 2 günlerinde olduğu gibi. Cheese for the cheese god. Okay. Bu topu temizlemek iyi oluyor gerçekten şu an. Bu demir ejderler elbette çok tehlikeli ama ordular birbirine girdiği zaman uçan birimlerle onların tepesine binebilirim diye düşünüyorum. Ya da süvarilerle. Tetiklendi mi? Üzerime mi gelmeye çalışıyor şu an bu benim? Vallahi öyle yapıyor. Vallahi güzel. Aa, oradaki okçuların da mühimmatını bitirsek şahane olur. Ne kadar yakındalar bu arada. Hafiften menzillerine girmek üzereyim aslında. Bunlar fena kaçıcılar, evet. Demir ejderler. Bunu ateş etmeye çalışıyorlar şu an. Kaç oradan. Güzel, tamam. Güzellerin de böyle mimarisini bitirebilir miyim acaba? En azından burada oyalarsam bile fazlasıyla faydalı olur benim için. Taşların mimatı bitmedi. Bir tane daha kaldı galiba. Ancak o kadar. Sen şunlara bir dal istersen. Güzel. Geri dönmek isteyen var mı? Bunları müdahale etmek isteyen. Bu arada bunların okçularının, kombi yontucularının hedefine girmek üzereyiz. Menzilleri vuramaz falan diye düşünmüştüm ama neyse. Goblin yontucular ne kadar vurabilecek acaba o an? Şu an. Of, abi dur, tamam. Onların mimatını bitirmeden bunlara daha bak, mantıklı olmamış. Kaç orada. Onların arasında savaşırken kolay kolay vuramaz diye düşünüyordum ama gayet vurabildi. Liderliğine dikkat et. Tamam, menziline çıktı. Şuralara biraz gel, biraz kendini toparla. Okey, menzillerine girmek üzereyiz. Uf, demir ejderlerin menziline giriyoruz. Tamam dur, o zaman saldırıya geçme zamanı. Yürüyün arkadaşlar. Anca yürürsünüz zaten. Sen bir kenarda dur, işime yarayacaksın daha. Siz şuradan dolaşın. Siz de şuradan dolaşın. Siz de kenara gelin.
Uçanlar bir dursun yerinde. Ne köpek, tamam. Mortis motoru yaklaş biraz abi. Okey, okey. Tahmin ettiğim kadar çok hasar vermiyor. Orada bir birliktelik söz konusu. Tamam, güzel. Şuradan arkadan dolaşırsanız mükemmel olur. Şu an ordular birbirine girdi. Öyle ejder lan. Bunlar kim ya? Heh, mezar muhafızı. Bunlar bile ciddi hasar verdi tabii ki. Okey, güzel, 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 güzel. Savaş istediğim gibi gidiyor. Yani bir nevi. Benim abi şöyle. Bunun için bir kapatmışız. Şunlara dal direkt. Siz de şuradan gelin. Şuraya gelsin. Demir ejderlere topluca dalın. Beklemeyin. Goblin yontuculara girin siz. Siz şunları arkadan girin. Siz şunları arkadan girin. Onlar arkadan girene kadar tabii ki bizim şeyler çözülmeye başladı ama dur bakalım yetecek mi? Okay, bir daha kalabalık olmanıza gerek yok. Birileri şuraya gelsin. Gel dostum sen de. Sen neredesin? Ha, sen burada mı kaldın? Hay Allah. Gir abi şuraya direkt. Başka burada gelmeyen var mı? Var tabii ki, uçanlar lazım bize. Gelin. Aha, mortis motorunu unuttum. Mortis motoru gel çabuk. Abi kimse ulaşamadı bununla. Ateş ettirmeyin şunu o kadar. Uyuyan var mı? Bu var. Gel sen de. Lord sen de gel. Bu kim? Savaş abi. Sen Torgrim'le ilgilen şimdilik. Okey, işler pek parlak gitmiyor. Mortis motorunu çok geç getirdim galiba. Şuraya girsen. Sen şunları arkadan dal. Aa, orada hala ateş ediyorlar abi, ne yapıyorsunuz ya? Yok, nerede? Burada. Sen git şuraya bir destek ol. Lord, senin sabunlarına ihtiyacım var mümkünse. Şöyle yapalım. Ateş eden menzili birimleri kalmadı neyse ki. Şunları harca sen de, gompili yolcular hayatta kalmasın. Sol kanatta fena değiliz. Sağ kanat çöktü ama olsun. Heh, yaptım nihayet o sabunu. Sabunların cooldown'u o kadar yüksek değildi sanırım. Kaç oradan, kaç oradan. Yakalanmaman lazım tabii ki. Birilerini iyileştir arada. İyileştirebilir misin? Sana geç. Bunlara dalın topluca. Okey, kaybettik galiba. Biraz daha hasar vermem lazım ama. Şimdi onun üstüne yap. Motoru çok yanlış yerde kaldı. Ah, istediğim kadar hasar veremedim ya. Bir an iyi gidiyor gibi gelmiştim savaş ama. Mortis motorunu daha erken getirseydim belki. En azından topçularını alsaydım ya. Mortis motorunu gerçekten çok geç getirdim ya. Çok büyük hata oldu. Okay, zor bir orduydu. Kaybetmek normal. Daha fazla hasar vererek kaybetmeyi başarabilirdim. Belki kazanmak da ihtimal dahilinde olabilirdi ama zordu tabii. Koskoca Torgrim'in ordusu. Buralarda sıkıntı yaratma potansiyeline sahip. Şimdi buradaki güçlü ordularımız onlardan biri değil. Sen şuraya bir desteğe gelip, şu Bled'in ordusuydu değil mi? Sen geri çekilecek tabii ki.
Ama onu temizlemiş olacağız. Ha, ulaşamıyor musun oradan? Tamam, desteğe gel o zaman. Yine gel sen de. Saldırıyı sen gerçekleştir. Şu oradan bir kurtulalım. Şuradaki orlar ne durumdaydı? Burada pusuya düşürmüştük. Ha, bu adam niye bu kadar hasar aldı ya? Bu Flord'u değil miydi? Şurayı alacak falan diye bir şey diyordum ben. Tamam. Oraya maalesef yetişemiyoruz. Yavaş yavaş gidelim o zaman. Müzik turbunu alırım. Şu güçlü orduyla da güneye desteğe gelirim. Torgümerç işler yolunda sayılır aslında ya. Şuradan gelen büyük bir ordu var elbette ama. Gelsin o. Nasıl yapsam, nasıl yapsam? Sandberg'in 11 kişilik bir garnizonu var. Ulaşamaz herhalde değil mi? Yok, ulaşabilir. Fjeldorf'a da saldırabilir isterse. Sen Fjeldorf'a gel, ne olur ne olmaz. Evet, sen de hadi şuraya gel. Su vaziyetimi yatsam diye düşündüm ama gerek yok. Sana bu tarafta ihtiyaç olabilir mi? Pek zannetmiyorum. Şimdilik yok. Öyleyse sen de yavaş yavaş yaklaş. Sen de madem diğer ordu için almıştım, bunu da buraya gir. Torgrim bu tarafa da gidebilir. Muht tarafına. Bakalım, yakalamaya çalışacağız. Hatta maç vaziyetini bağlasam acaba valetledi. Sandberg tehlikeye girer ama bir şey olmaz ya. Evet, maç vaziyetini bağlayıp Torgrim'e yaklaştırayım elimden geldiğince. Taraflarda cehennem çukurunu almak üzereydik. Bunu da Ezreal'a ya da Vassal'ına satma planındayım. Exotic hayvan üretim var ama önemli değil. Biz askeri geçiş anlaşması yapmıştık. Daha fazlasına şu an sıcak bakmıyor. Neyse, bir anlaşma sonra sıcak bakar herhalde şey, bir yer daha sattıktan sonra. Ben şimdi Katerin'in işini bitireyim de. Malakay'la didişme gibi bir niyetim yok. Malakay bunlarla savaş halinde değilmiş orada. Malakay kimle savaş halinde? Norskay'la ve Epidemius'la. Çünkü dünyaya odaklanmak istemez herhalde. Odaklanırsa da çok uzaktan gelmesi gerekir. Bir hal çaresini düşünürüz o zaman. Asıl bana daha erken dalma potansiyeli olan cüceler, Angrim'inkiler. Sen şöyle doğru hareketlen, aynen. Ulaşabilecek misin oraya? Hayır. Bring it all to me. Ya hayır, muhtemelen maaş vaziyetine soksam bile ulaşamaz oraya ama. Tazelenmeye de ihtiyacım var zaten. Neyse, sen maaş vaziyetine gir ama kendi toprağında kal. Bak, gidelim zannetmemekle birlikte. İki tur sonra alabileceğim galiba orayı. Şurada böyle bir ordunun tehdidi altındaydık.
bir tane daha varmış. Onu da alayım. Vaziyetine yatsam mı şurada? Yatayım hadi. Kutbarın garnizonu ile beraber pusuya düşürürsek keseriz herhalde. Güçlü bir orduya benziyor ama. İş başarılı. 9 oldu. Kan öpücüğü sayayım. Kendime hedef bulamıyorum gerçekten ya, çok acayip. Dünyanın sonuna geldim. Başarılı, eline sağlık. Vay be, suikast yapa yapa 20. seviye oldu. Ölümsüz oldu. Ulaşamadın mı? Time to die. On way, my lord. Die. Yes. Ya kahramanlara engelliyor galiba yolunu. Okay. 10.000 ile bina yapmamayı tercih ederim şu an. Ama yani Nün'de 4 yapılır. Tamir etmek. kendi tamir olur. Şimdi para harcamayayım ona. Mevled'in sondan bir önceki yetenek puanı. Ne gitsin? Dehşet ruhlarına gitsin. Şunu bir ikilemek faydalı olur. Sen de artık kafana göre davranabilirsin. Şunu da bir alayım da. Oraya karakol kurma gibi bir niyetim yok. Diplomasi de ne durumdaydı en son? Okay, 32. Yani biraz dayak yerse alırız da bakalım. I do not bandy words with the weak. Bir an bir ordu daha mı getiriyor sandım da yok.
Şimdi Thorgrim'in nereye gideceğini merak ediyorum ben. Umarım orada kalır da. Umarım Drakenhof Kalesi'ne doğru gitmez. Bir ordu daha yapmak zorunda kalırım yoksa. Bu arkadaşımız geri bastı. Peki. Orduyu tutacağım yine de, orada laf etmeyeceğim. Yani güzel güzel. Aynı kendinin topraklarını al. Orada üzerime gelmedi. Aynı kendi bayağı baskı altında ya. Seyahatçıları yok edildi. Dünya seyyahları da yok edildi. Karaza Karak kısa zafer zaferine ulaşmış. Madem bunlar önünde bir bakayım, bir ihtimale ulaşabiliyor musun? Evet, tamam. Normaldir. Güçlü ordumla pusu vaziyetine girmek isterdim ama bununla gireyim. Biraz yaklaşmam lazım sonuçta. The scent of death is strong. Marş vaziyetine bağlayarak şuraya gel. Yes, plunder the kills. Thorgrim kaldığı yerde kaldı, güzel, güzel. İstediğim manzaralar. Öyleyse sevgili biletçiğim sen. Zaten sana her yer %100 pusu başarı olasılığı. Şöyle gel. Sen de marş vaziyetinde şöyle Thorgrim'in saldırabileceği bir yerde dur. Hayırlısı diyelim. Örsek ne durumda? Çok zayıf değil Verzek ya, enteresan şekilde. 2, 3, 4, 5. Diğer yerleşim yeri neresi? Ben mi göremiyorum? 2, 3, 4. Ha, bir de burası. 5, 6. Thorgrim'i falan kovalım da ondan sonra dalırız. Yani belki bağırdıları da ortadan kalkmış olur o sırada. Sen nostalji vaziyette gel. Bizim Thorgrim'in dilinde bir dur. Sen de oralarda kal. Birazcık bile de yetişmeye çalışayım Manfred'ciğim. Okey, burayı alacak olmak güzel haber. Sen desteğe geliyorsun dostum. Saldırıyı sen yapıyorsun. Böylece bir imparatorluk eyaleti daha barış içinde yaşamaya başladı. Yani yaşamak derken. Böylece elimde olmayan tek imparatorluk toprağı Çalkantı Diyarı ve Aver toprakları, onlar da Verzey'in elinde şu anda. Onları alınca geriye sadece 75 yerleşim yeri kalıyor. O 75 yerleşim yerini bunlar da madem dayak yediler, bir ihtimal kabul edebilirler mi? Yok. Az müritleriyle ben anlaşsam fena olmayacak bu arada. Azıcık da yapalım üstüne, tamam. Argo olan barış istiyor. Ben onlarla istiyor muyum? Yok ya. Oraya girmeyi isterim ben. Thorgrim'i Morgrim'i şuradan bir kovduktan sonra direkt oraya doğru gideceğim. Ya da dur. Önce Verze'ye dolarım ya.
Dur bakayım. Thorgrim'i bir de keselim de. Şuradaki diğer ordum da yaklaşsın. Kuzeyden her zaman bir Norska saldırısı gelme ihtimali var. Ama ona göre bir kalçayı düşünün. Ha, şurada bir ordu vardı. Onu ona göndersem daha iyi olurdu aslında. Oraya gitmem gerekebilir. Korseli kaybedebilir şu an. Hayrın kendur. Madem buradaki arkadaş uzaklara gitti. Sen biraz büyü tazele şurada. O zaman abi daha demin burada bir hedef vardı. Hah, burada hedefler. Uuu, 11 oldu. 12 olunca bir özellik daha alabileceğim. Burada da hiçbir şey yokmuş. Herife boşuna para veriyoruz vallahi resmen. Heh, Kugat burada. Sinanyayı fullemek. Öncelikle bir isimden de bakayım. Heh, burada yapacak bir şey. Tamir var. Tamir yapayım buradaki. Grimberg'i de sadece tamir edeyim. Altın madenini upgrade önemli. Daha fazla para. Şimdi 3. seviyeye çıkarıp altın madenini biraz daha geliştirmek güzel olur. Bunları... Bunu da yapmışız bu arada. Cool. Pirinç kalesi boş durmasın bari. Buraya da bir para binası yapayım. Selzamund aynı şekilde. Okay, böyle ufak tefek binalar ciddi anlamda aslında fark yaratacak. Lord hareket etmedi mi? Ha, tamam sen hareket etme. Harcamış yetenek puanları Valmont War Schwarzhafen. Biraz akıl hocalığı yapabilirsin, evet. Darkness comes. Darkness comes. A pact will be placed. Başkalarından daha güçlü büyücü haline getiren bir özelliğin yok ama neyse, büyücüleri zaten vermişiz. Buna bir ordu vermek isteyebilirim. Al bakayım, düşünürüz. What do you want? Thorgrim'i temizce bir yazsam çok sevineceğim bu arada. Neden ikit? Okay, gerçekten de alıyorum. Pyrrhus zaferi mi? Bayağı Pyrrhus hem de. Wow. Senin Vlad'in varsa benim de Thorgrim'im var dedi resmen. Destek birliklerini beklemeye gerek olduğunu düşünmüyorum ya. Direkt alırım ben mis gibi. Bir taraftan iskeletlerimle, diğer taraftan diğer şeylerimle. Sen bir dur. Mortis engine.
Senin cin de şuradan da var. Vlad von Karstein. Sen neredesin? Bunları nasıl yapsak? Sen. Arkada durun. Arkadan şunları dalarsınız siz. Torgrim'i bunlar halleder. Ületken de halleder. Yanındaki Lord'u da Isabelle halleder bence. Okey. Yürüyelim arkadaşlar o zaman. Şeylere basıyorum. Onları sıkıştırdınız mı? Güzel. Bunlar es geçmiş. Abi oradan o aralıktan nasıl ateş etmeyi başardın? Helal olsun yani gerçekten. Kim uyuyor? Sen gir abi. Ben Mortis... Ha Mortis Engine değilmiş o. Tamam çık oradan. Mortis Engine nerede? Tamam o güzel bir yerde. Isabelle dikkat et kendine azıcık. Şunlar bayağı hasarlı. Onlar gidici gibi. İyileştiremezsem diyecektim. İyileştiremedim. Geç kaldım. Evet, ayıp ediyorsun şu an. Birazcık. Başka uyuyan var mı? Varmış. Sen de şuraya gel. Isabelle iyi misin? İyisin. O zaman... Vay be. Torgrim... Ha, Torgrim kendi başına dönmüyor. İki kişi de almışlar bile de. Bilet, dikkatli olman icap ediyor. Siz hepiniz bir bilet iyileştirme atmaya çalışın toplu halde. Sen de çekil oradan istersen. Vlad von Karstein. Uf, dur. Sen neredesin? Şuraya şu iyi gider. En çok senin de alman lazım dostum ya. Bir yanlış yere mi gönderdim ben ya? Sen Torgrim'e dal dostum, Torgrim'e. Bunların bayağı canı gitmiş. Sizi dövüşten bir çıkaralım. Evet, Torgrim gerçekten de şov yaptı şu an. Tamam çekil. Torgrim'den dayak yiyorsun, anlaşıldı. Buff'um olacak bu benim. Vlad von Karstein. Isabelle, sen şu bile de azıcık iyileştir. Sen tekrar dal şu Torgrim'e. Geldiniz mi? Siz de ortama girin. Isabelle, tamam sen bir süre orada idare edebilirsin sanırım. Biliyor musun sen de? Siz isterseniz bir şuraya gelin de şunlara bir üfürük iyi gider şu an. Sencin bak yine bıraktı saldırmayı. Kendi adamlarıma vurdum ama değil mi ya? Siz alın şöyle. Siz de şu tarafa gelin. Sen ona dal bari. Tamam, liderlikleri çöktü. Savaşı kaybettiler ama yani... Bayağı saygı uyandırıcı bir şekilde kaybettiler ya. Torgrim'in bileti dövmesini beklemiyordum valla. Tamam o da
kahramanlığından yardım aldı ama yani ben de Isabella'dan yardım aldım ona bakarsan. Bunların kaçmasına izin vermeyin siz. Yakalarız sonra. Tamam. Yakalayabilirseniz süper olur. İndirdim mi onu? Güzel. Çok uzak ya. İkisi daha öldürseydik iyi olurdu ama. Bunu halledecekler. Hallediliyor. Tamam. Şunlara bir heal meal atsam o da fena olmazdı aslında. Var mı yakınlarda biri? Tamam, zaten şuraya yaklaşabilirsiniz. Onlar da tamam. Sen onları muhtemelen yakalayamadın. Bunlar tamam. Bunlar tamam. Bunlar tamam. Bunlar da tamam. Okey. İyileştirilmesi gereken varsa... iyileşmenin sınırındaymış zaten. Herkes öyle aşağı yukarı iskeletler falan hariç. Tamam, onlar da iyileşirler ya. İki iskelet kaybettik. Bir şunlardan, bir şunlardan. Okey, normaldir. Olur o kadar. Orta Sencin çoğunlukla savaşın dışında kalmasına rağmen yine iyi şov yapmış ya. Orada biliyorsunuzdur muhtemelen de Mortis Engine'in o herkese hasar verme özelliğinin aktif olması için yakın dövüşte olması gerekiyor. Orada hordum olduğumu görünce geri dönmeye karar verdi. İlginç. Torgrim bir ordu daha mı yolluyordu bana Karazakarak'tan? Sanki benim tarafıma doğru yönelmiş gibiydi. Ordu ne yapacak bunu merak ediyorum. Direkt bana gelmeyi tercih ediyor peki. Do not bandy words with the weak. Gerçekten mi? Burası neresi ya bu? On Raukyan Kalesi. Zezil'le adamı savaşa girdim ben. Yok. Bunlar zayıf olmalarına rağmen bayağı bir yere yayılmışlar. Dur bakayım. Zezil ile savaşa girmedim. Hayır. Bunlar Zezil'in şeyi değil miydi? Vasalı değil miydi ya? Zezil.
Lux. I await for you to manifest. Başlamıyor bu durumdan. Zazel'ın kaç yerleşim yeri var? 4. Bir Kaos Savaşçısı fraksiyonu için gayet fazla. Ben şu cehennem çukurunu hiç beklemeden ona vereyim bence. Şu ikisini de bir an önce aşağı indirmek isterim ama dur bakayım şurada nasıl bir sonuç alacağız, otomatik sonuçlandırma olursa herhalde. Of abi ya, gerçekten mi? Savaşısım yoktu bu savaşı ama ne yapalım artık. Destek birlikleri madem buradan geliyor, önlerine kampı kuruveririm ben. Ölüm rüzgarım yok. Mor güneşim var burada. Ne var ama ölüm rüzgarım? Tamam. Diklemesine geleceklerini varsaydığım için ölüm rüzgarı daha iyi olur şu noktada. Sanırım ben olduğum için harekete geçmez herhalde diye düşünüyorum. Bir tane atlı okçu gönderiyor nedense sadece. Bunların gelişini ıskalamayayım da. Sen değil, sen. Sadece iki kişi geliyormuş ya buradan. Üf. Ben de bir şey sandım. Bunlar kendi kendilerine saçma işler yapmasınlar. Saldırın onlara. Siz de direkt saldırın buna. Sen de orada gir. Adamlara daldılar. Bunlar tetiklemeye yeter mi? Hani geliyorlar gibi üstüme. Okay, orada sorun yok. Şimdinin büyülü saldırısı varmış. Geriye bas. Okay. Herkesin neredeyse menzili saldırısı olduğu için çok da şey yapmamak lazım. Siz girin abi şu tarafa. Siz de şu tarafa girin. Hatta ormanın içinde savaşmak aslında işime gelir. Sen şuradaki arkadaşa git. Mortis Engine azıcık beklesin. Bu sefer unutmam inşallah göndermeyi de. İndirdiniz mi orayı? Tamam, indirdiniz sayılır, gelin. O kadar az kişiye, o kadar çok kişi hiç gerek yok. Biz şuraya. Birilerimiz şuraya. Herkes aynı kişiye dalmasın. Bittiğimiz buna gitsin. Tarayı varmış. Oğlunun saldırısı gerçekten çok kötü koydu o an. Gelmeniz lazım artık. Gelmeniz. Direkt şöyle gelin hatta.
Benim büyülerimden faydalanmam lazım şu an. Şunların üstüne summon falan yapmam lazım. Mod Sencin nerede? Hadi gel istersen sen de ya. Savaş biraz dağınık olduğu için çok etkili olamayabilir ama. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Güzel deck getirdik orayı. Mor güneşlik bir yer var mı? Pek yok, pek yok. Sen neredesin, sen nasıl sıralıyorsun? Çık oradan. Sen bir kendini iyileştirme az. Şuraya bir upgrade yapacağım bundan sonra demiştim. Duymadım o dediğimi. Tamam. Şunların üstüne bir tane summon. Hadi çabuk 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 çabuk. Şunlara inebilirsin. Boşta duran bunu görüyorum. Daha herhangi birine. Katerin boşta duruyor. Katerin'in başına bir ejderha ile çökmek fena olmaz aslında. Gel gel çök. Azıcık geri çekil. Şunlara girebilirsin sanki ya. Tam tepesinden bir nefes vermek aslında fayda sağlayabilir. Yani fena hasar vermedi. Şundan da bas arada. Kendini de iyileştir arada. Daha çok az canları gitti kaldığı için bir tane şey yapabilirim sanırım. Aşırı olmayan yapabilirim. Yavaş yavaş sindire sindire öldüreceğiz. Tamam. Elinar sizde. Yok öyle uzaklaşım bilmiyorum ama sen de şu ortamda mücadele et. Sen ne yapıyorsun, iyi misin? İşte ekler halim diyor. Tabii ki iyiyim diyor şu an. Their time has come. Bir rüzgarın çok yağışı yapıcı. Sanıyorum savaş bitti. Dur, yanına gitmeden önce bir nefes daha ver şuna. Katerin'in son görüşümü sanıyorum. Var mı iyileştirilmesi gerekenler? Yani fena olmaz aslında mesela şunu bir iyileştirmek. Şunu da aynı şekilde. Hazır hem de biraz büyü rüzgarı da varken en azından değerli birimlerimi iyileştirmiş olayım. Okey, sanıyorum kafidir mi? Hmm.
Ha, uzakta olduğu için anca geldi, tamam. Bir tane daha şuna. Yok. Bir rüzgarları bitti böylece. Yani dışarıda kalan bir ordusu vardı. Onu tamamen öldürdük mü? Öldürdük galiba ya. Destek birlikleri oradan gelmişti galiba zaten. Şu okçular bayağı şov yapmış. Yani öldürdükleri zombi falandır tabi de. Komple yok edilmişler. Bir tane şunlardan ölmüş, iki tane bunlardan ölmüş. Okey, olur öyle. Hayatta hepimizin başına geliyor ölmek. Ve Kislev yok mu edildi? Yes. Sonra klanın dinle bir tane Dandik Askeri bina yapalım. Cehennem Çukuru'nda zaten Dandik Askeri binalar var. Ezel'cim, Cehennem Çukuru ister misin benden? Ne vasalım ol. Son 7.000 vereyim. Olur. Good. Şart yapalım, tamam. I knew. Peki. Damnation. Senin vasallık anlaşman sürüyor mu bunlarla? Sürmüyor. Okey, güzel. Bir tane de iblis vasalım olsun, neden olmasın. Şimdi bu kardeşlerimizi güneye indirip şu sinir bozucu Norse kalıları temizlememizi icap eder. Buradan imparatorluk topraklarına giriş yapma niyetinde belli ki. Evet dostum, sen oradan bir savunma çekmek lazım. Hoş. Hani kendi beni koruyacak gibi duruyor ama. Senin... Bunları yapmadan önce kahraman istemiyorum. Buradan bir tane gelebilirmiş, gelsin. Parayı da zombiye yatırmak istiyorum. Saldırmak istiyorsa denesin. Yani Kislev'e saldırabilir. Kislev'i alamaz bu orduyla. Şu tarafa gidebilir. Bu tarafa giderse düşünürüz. Bir turda gidemez nasılsa. Şuradaki ordunun bir icabına bakalım biz. Sen desteğe gelebiliyor musun? Şahane. Marş vaziyetinde zaten diğer ordu. Zafer mi? Ha, bu kadar iyisini beklemiyordum otomatik sonucun. Peki. Okay, oradaki tehdidi atlatmış olduk. Ben gelme potansiyeli olan bir ordu daha var. Leon'un kendi ordusu. Şu ha, Dieter Schaffer'i kaybedeceğim şimdi eğer bir şey yapmazsam. Kaç kişilik bir ordu? 15. 11 kişilik garnizon. Tamam, buraya bir şeyler yapalım o zaman. Yapılmış ordu var mı? Şu ulusal şeyi arttıran bina tamamlandı mı? Tamamlandı. Lord rütbesini. Teknoloji de tamamlandı. Tamam ya. Birazcık da arttırıyordum galiba yeni Lord tüpesi ama çok da hayati değil. Altı fena değildir. Devam ya. Strigoy.
Von Karstein Necrash. Lamia olsun. What? At last. Yes, my sire. Beş, bir, iki, üç, dört, beş. Ölümümüz geri falan alamıyoruz. Tamam mı o zaman? Önümüzde bunlar var. İki denemle alay alayım hadi. Okey, parayı tüketmiş olduk. Ha, bu arada bir tane kan öpücüğü harcayabilirim. Şunu almak istiyordum değil mi? Ha, her yerde şey olsun. Kan şövalyesi olsun kaldırabileceğim. Mesela şu an burada kan şövalyesi var mı kaldırabileceğim? Yok. Neden? Bir sonraki tur mu acaba aktif olacak? Kapasite arttırıyor. Lan kapasite arttırıyormuş ya alt tarafı. Ben de bir şey sandım. Expand Sylvanius borders. Borders. Okay, Vlad, sen neden tazelenemedin? Çünkü kendi topraklarında değilsin. Tamam. Biliyor musun oraya ulaşıyorsun. Hasarlar bile ölmüyor. Güzel. Okey. Torgrim'in verdiği hasarı geri almış olduk. Her şeklini bir toparlayalım. Şunu bir yıkalım. Şu arada bir ordu var. Buraya mı geliyor bilmiyorum ama. Yani Vlad'i oralara göndermek isterim. Torgrim'i bir tokatlasın isterim ama önce şu Verze'yi halletmem lazım. Kaldırılabilir ölülere bakıyorum etraftaki. Bas. Niye param yok ha? Tamam sonra da bassak olur. Önümüzdeki tur şu Everheim'ı Vlad da alırım. Glassenburger'ı da bununla almak isterim. Şu ordu gelip Fjeldorf'a saldırır mı? Bilmesi yetmez de sonraki tur sorun çıkarabilir. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. O iki şehri sen halledersin. Evet sen gidiyorsun dostum. Örzeyin aklını alıyorsun bir iki tur içinde. Ah yine kendi topraklarımda kalmadık. Neyse önemli değil. Son, önümüzdeki tur saldıramayacağım galiba zaten. Sonraki tur saldırırım. Evet sen oraya doğru harekete geç. Sen Vlad'in yanında takılmaya devam edersin. Şimdi kal orada. Sen ise... Sana Thorgrim'in ikinci ordusuna bir savunma düşünürüz seninle. Okey. Manfred sen orada bekliyorsun. Ya bu arada ben buna keşke bir kahraman bassaydım değil mi? Fena olmazmış. Bir basayım da yetişir mi bilmiyorum.
Tamam, kalmamış. Bir para vermek isteyen var mı bana? Bak, bir şeyleri iptal edeyim o zaman. Düzgün bir... Yani iptal etmeme gerek yok ya. Az bir paraya ihtiyacım var nasılsa. Burada saçma sapan bir şeyleri satıversem yeter. Bu seviye valla. Bu yetişirse çok faydası olur savaş ama bakalım. Yani saldıracak kadar yürümesi olmaz ya. Böyle olmasın. Bakalım oldu. Yani bu, bir tane de bu olsun. Fersiz Kral. Yani çok kalıcı bir ordu olarak düşünmüyorum onu. Çok ekstra şey yapmama gerek yok ama. Yani diğer tarafa yollayayım ya. Madem kapasitem var. Hissetmiyorum, biliyorum. Harcamış puanları da bir harcayalım. Bled'in son puanı şu Hortlak isyancısı olsun. Fena bir özellik değil. Geldiği gibi gidecek miydi? Bu sefer olmadı. Sellerini almışız. Ruh paraziti işe yarayan bir büyü. Onu bir ikileyelim. Şunu bir ikileyelim. Para yok. Karama hareketlerine bakmaya gerek yok dolayısıyla. Okay. Artık bütün özellikleri aldık sayılır. Kendini devam edebilirsin. Sen de aynı şeyi yapabilirsin. Aynen devam. Araştırma veriyoruz. Şunu araştırdık en son buralarda. Bakım yetiştirme acemi rütbesi. Neden gelir? Şunu alacağım. Mortis motoru için ekstra zırh falan güzeldir. Diplomasiye bakmıştım galiba değil mi? Bakmıştım evet. Ne oldu? Ne oldu? Peki. Kitin kafasından ne geçiyor kim bilir. Yine yeri bastı. İlginç. Ordum varken geliyor, ordum yokken gidiyor. Okey. Gelmesinden korktuğum ordu. Korkmak diyemeyelim tabii ki. Döveriz de. Şu an değil. Gelmesini istemediğim ordu geri bastı. Güzel. Sinir olucu Norskalılar ne yapacak şimdi?
Orada yılı temizleyelim değil mi? O da bir sinir bozucu gerçekten. Okey, Loen de şeyi es geçip, Heinrich'i es geçip bana geliyor gibi duruyor. Nasıl bir hareket? Çünkü testeye doğru getirebiliyormuş. Ama otosonuç bana verdi. Çünkü yaşasın zombiler. Oh oh oh. Aa, destek birliği de var. Richard Beachmark, tamam. Yaşasın destek birliği o zaman. Bunu beklemiyordum. Evet, bunu biraz zor kazanırız sanki biz ama. Dur ya, büyü mü vardı benim? Emin olamadım şu an. Büyü almış mıydım ben buna? Ha, ölüm rüzgarım yok. Şöyle bakıyorum da. Yok, imkansız bunu kazanmam. Okey. Bir tane şehrimizi kaybettik gerçekten de. İcabına bakmak icap eder. Ama bu bölümü burada sonlandıralım. Bu ekstra bölümlerin bir sonrakisinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay.